Şunu unutmayın, hayatın acılarında pişmeden olgunlaşamazsınız ve başarılı da olamazsınız. Dünyanın çıkmaz diye adlandırdığı çıkmazda, açlık bir çıkmaz, parasızlık bir çıkmaz, insanın dayısının olmaması, desteğinin olmaması bir çıkmaz. Çıkmazları çoğaltabiliriz. Her insanın hayatında mesela okumaması bir çıkmaz. İnsanın okumaya imkanı yok, ortamı yok, desteği yok, bursu yok. Bunların hepsi çıkmaz. Ama her çıkmaz kazanç olarak tanımlanabilir. Nasıl tanımlanabilir? Ben binlerce başarılı insanın hayat hikayesini inceledim. En çok sevdiğim şey biyografilerdir. Hiç okuyamamış başarılı insanlar. Hiç desteği olmamış başarılı insanlar. Sorunlu ve problemli bir hayatı olmasına rağmen başarılı insanlar. Anne baba dağılmış, paramparça olmuş, ona rağmen başarılı insanlar. O kadar çok ki her olumsuz durum bir kazanca dönüştürülebilir. Ve bunu kazanca dönüştürebilen insanlar var. Açlığı kazanca dönüştürmüş. Hocam nasıl olacak bu ya? Acı hiç avantaja dönüşür mü? Dönüşür tabii. Norveçli bir göçmen var. Adamın adını vermiyorum. Hangi işe girdiyse batırmış. Acayip sefillik, açlık çekmiş. Böyle bir açlık yok. Yani günlerce, aylarca aç kalmış. Açlığın her çeşidini yaşamış adam. Acı bir şekilde. O adamın yerinde kim olmak ister? Kimse olmak istemez. Ülkede denemediği, iş bulmak için, para kazanmak için, karnını doyurmak için denemediği hiçbir şey kalmamış. Ama aç adam ya. Açlığı hücrelerine kadar yaşamış adam. Şimdi ne yaparsınız? Elinizde bildiğiniz tek şey var, açlık. Başka bir şey bildiğin yok. Adam ne yapmış biliyor musunuz? Açlığın kitabını yazmış ya. Benden daha iyi açlığı bilen mi var? Ve açlığın kitabını yazıyor. Kitabın adı da Açlık. Bu kitap ona Nobel Edebiyat Ödülü kazandırıyor. Onun bu korkunç ve acı deneyimi onu zengin ve ünlü bir adam yapıyor. Ya, enteresan. Hocam adamın adı ne? Görev. Açlık kitabı yazarı kim? Yorumlarda bekliyorum. Lütfen hayatınızda siz de engellerinize bakın ve o engellerinizden hangi kazanımları çıkarabileceğinizi bulmaya çalışın. Bu size ödev, çok önemli bir ödev. Bütün başarıya ulaşmış, iyi yerlere gelmiş hayatların hepsinde engel ve kazanımı görüyorum. Videomu beğendiyseniz WhatsApp'tan dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.